demokrasinin kalesi, Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin güvencesi, kuruluştan... Çok çok teşekkürler. Pazar gününü, belki de yazdan ödünç kalan son pazar gününü, böyle planlamanın falan konuşulduğu böyle bir kapalı salonda, o günün de belki en güzel saatlerini bize ayıran, Muğla'ya ayıran, bu salonda bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bana genel başkan yardımcılarım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim eşlik ediyor. Hepsi adına sizleri saygıyla selamlıyorum. İl başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve bütün örgütümüze bugünkü yoğun ama son derece iyi planlanmış program için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu toplantı önemli. Muğla'nın bundan sonrasını, bundan sonra ne yapılacak, nasıl yapılacak, buradan nereye varacağız, onu konuşacağız. Onu konuşmadan önce bir elimizde ne var ona bakalım. Elimizde dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi var. Herhangi bir ilçesinin yarısını verseniz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinin tapusunu üstüne yapılabilecek bir il var. Öyle ya, Marmaris'in yarısını verin, size Hollanda'yı verirler. Bodrum pahası biçilemez ve hangi bir ilçeye bakarsanız bakın, herhangi bir dünya ülkesinin elinde olsa bunun için neler verirler? Peki buranın imarı nasıl? Kent suçları açısından baktığınızda nasıl? Doğası nasıl korunmuş? Ranttan nasıl korunmuş? Ve hangi potansiyelle bugüne kadar gelmiş diye bakarsanız, bundan sonra veri önemli, aksiyon almak önemli ve çok inandığım bir iş yapılıyor. Ama Muğla'yı bugünlere taşıyan sosyal demokratlara, ki Ahmet Aras'ın bayrağı teslim aldığı çok değerli Osman Gür'ün burada, onun şahsında Muğla'ya geçmişte emek veren ve bu kente karşı suç işlemeyen, gücü nispetinde işletmeyen, hatta bu kente karşı suç işlemek için onu aşamadıkları için muçevler kuruldu. Osman Gür'üne teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ilçenin genç kadın bir belediye başkanı var, Menteşe'nin. Ama Menteşe'nin önceki belediye başkanı Bahattin Gümüş'e de partimize ve Menteşe'ye verdiği emekler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Önceki dönem milletvekillerimiz burada, mevcut milletvekillerimiz burada. Muğla'nın siyaset kültüründe çok seslilik var ama tartışırken veya Muğla için bir şeyleri konuşurken tartışmaya kenti kurban etmek yok. O yüzden eskiler ve yeniler, önceki dönemkiler ve şimdikiler ve gelecekte görev alanlar birlikte oturuyorlar, birlikte konuşuyorlar, birlikte tartışıyorlar. Bu kent kültürü önemli. 31 Mart'a giderken 3 tane hedefimiz vardı. 5 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde parlamentoda bulunan bir siyasi partinin çoklu yarışla ve kongreyle bir genel başkan değiştirdiği ilk kez oldu. Bu kolay bir şey değildi. Bizim için de zordu, parti için de zordu, Türkiye için de şaşılacak bir durumdu. Ve önümüzde çok kısa bir süre vardı. O kısa sürenin sonunda çok zorlu bir yerel seçim. Ve geçmiş genel seçimden çok istememize, çok gayret etmemize, emek vermemize, hepiniz şahitsiniz, hepimiz elimizden geleni fazlasıyla yapmamıza rağmen bir takım sebeplerden dolayı dönüp oraları tartışacak, kurumları, partileri, kişileri tartışacak değilim. Bu ülkeye büyük bir travma yaşatmıştık. 100. yılda, 100. yılın ilk 29 Ekim bayramında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir Cumhuriyet Halk Partili'yi oturtmayı başaramamıştık ve bunun travması, bunun kırgınlığı, bunun küskünlüğü, bunun yarattığı duygusal kopuş çok önemli bir yüktü. 5 Kasım'da hep birlikte, değişimle birlikte bir heyecan yaşadık, bir heyecan yarattık ama halkı bu heyecana
ortak edip edememek bu noktada gerçekten bu değişimi ilk önce yerel yönetimlerde kamusal alana taşıyıp taşıyamayacağımıza, sonra bunu partide hep birlikte özümseyip özümsemeyeceğimize, sonra da bunu genel seçimlere yansıtıp yansıtmayacağımıza, bizim değil, bize inanması gerekenlerin, bizi seçmesi, bize oy vermesi gerekenlerin inanıp inanmayacağına bağlıydı. Orada 43 yaşındaki bir parti meclisi ve 46 yaşındaki bir merkez yönetim kurulu büyük bir avantajdı. İçimizde ileri yaşta olanlar, tecrübeli olanlar vardı. Ama bu tecrübeyle çok genç bir ekibin birlikte çalışmasını ve o genç ekibin dinamizmine inanıyorduk. Ama bize böyle bu kısa zamanda araya ülkeleri, kıtaları yeniden keşfedecek bolca zamanımız yoktu. Onun için dedik ki bu işi 100 yıl önce başaranlar bir yerlere bir anahtar koymuş olmalı. 1980'den beri, 80 darbesinden beri siyaset kalesinin başarı kapısından bir türlü giremiyoruz. Ve bu kapının üstünde 3 koca kilit var. Bu 3 koca kilidi açacak 3 anahtar vardır bir yerlerde. 100 yıl önce bu partiyi kuranlar, bu partiyi yönetenler ne yaptıysa bir bakın bakalım dedik. 3 kilitten birincisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kime emanet ettiği sorusuna cevap ararken bulduk. Vallahi askerdi, pekala askerlere, genelkurmay başkanlarına, başkomutanlara bırakabilirdi ama onlara emanet etmedi. Siyasetçiydi, siyasetçilere, cumhurbaşkanlarına, milletvekillerine emanet etmedi. Kime emanet etti? Benim bütün ümidim sizlerdedir dediği gençlere emanet etti. Biz de ilk kilide Atatürk'ün partiye emanet ettiği gençlik anahtarını soktuk, çevirdik ve açıldı. İzmir'de 14 tane, bütün Türkiye'de yüzlerce, özellikle belediye meclis seçimlerinde tüzükte yazan kotalarda, gençlere, kadınlara uygulanan kotalarda, kota var %33, 22'si seçecek, 6 tanesi kadın olacak, 14, 15, 16, 17. Veya 2 tane genç koyacağız, 4 kişi lazım, 13, 14, 15. İlk 5'te, ilk 3'te bir kadın, ilk 5'te bir genç olacak. Aşağıdan olursa yukarıya doğru ittireceğiz dedik. Biz bunu söyledik ve hemen her yerde ön seçim yaptık. Siz bu iradeye uygun seçtiniz. Pek azını bizim kaydırmamıza gerek kaldı. Eskiden yaptığımızın 3 katı fazla kadınlara ve gençlere sahip çıktınız. Ve biz o gün yaptığımız işle öyle gençleri, o kadar önemli gençleri görevlendirdik ki Menteşe'nin kadın belediye başkanı, aynı zamanda genç bir belediye başkanı ama Bodrum'un ki Marmaris'te 34 yaşında, Bodrum'da 31 yaşında genç arkadaşlar çok önemli başarılar elde ettiler. İzmir'de seçilen 28 belediye başkanından 14 tanesi gençti. Meclise, bütün büyükelçiliklere, Çankaya Köşkü'ne, partimizin genel merkezine, en önemlisi de Anıtkabir'e ev sahipliği yapan Çankaya'nın 31 yaşında genç bir belediye başkanı vardı. Ve İstanbul'da 31 yaşında koca koca ilçeleri yöneten belediye başkanlarımız var. Ve onlar birazdan söyleyeceğim kadınlarla birlikte seçim atmosferine girdiklerinde rakipleri bir puan ilerleyemeden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer adayları birkaç puanı yerlemişken 10 puan ileri atıldılar hep beraber. İkinci anahtar için baktığımızda iş daha da kolaydı. Çünkü kelli felli Avrupa Birliği ülkeleri bugün kadın hakları diye övünürken o dönemde onlardan 40 yıl önce kadına seçme seçilme imkanını yaratmış ve Türk kadınının bu hakkı elde etmesini sağlamış bir liderin kurduğu partide siyaset yapıyorduk. Daha çok kadına alan açacağız dedik. Daha önce söylediğim gibi
Bu konuda çok daha fazlasını hak ediyor kadınlar. Tüzüğümüzü ona göre değiştirdik. 3 adım sonra tam eşit temsile ulaşıyoruz. %40 olacak, 45 olacak, 50'ye geleceğiz. Ve günü geldiğinde yani 10 yılı bulmadan bu partinin seçtiği, seçtirdiği, aday gösterdiği, yönettiği her yerde %50 ile eşit temsil olacak. Bunun için İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanı tüm partilerden varken bu seçim sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden 8 tane seçildi. 5 yılda 8 taneyi seçtik. İzmir'de bir sonraki hedef 15'tir. Muğla'da maalesef çok istememize rağmen bir kadın belediye başkanımız oldu ama önemli bir ilçede oldu. Ama ilerleyen dönemde Muğla'nın şu anda 3 milletvekilinden ikisinin kadın olmasının Menteşe Belediye Başkanı'nın da yaratacağı olumlu atmosferle Muğla'da da çok sayıda kadının CHP'de siyasete talep açacağını ve sonuç alacağına inanıyorum. Ve Muğla'nın ve Türkiye'nin bütün kadınlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya davet ediyorum. Üçüncü anahtar da aslında kadınlar ve gençlerin yanında bilimdi. Dogmaya değil, bilime inanmaktı. Ve bilim insanlarına kulak kabartmak, gelişmişliği orada görmek ve geçmişteki eksikliklerin nereden kaynaklandığını doğru analiz etmekteydi. Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının yaşadığı, yetiştiği, hizmet ettikleri imparatorluk 200 yılın üzerinde matbaayı geciktirdiği için bilim insanlarına değil dogmaya, bir takım hurafelere teslim olduğu için hele hele hangi gelişmişlik varsa onu sarayda kendi yaşadığı ama tebaaya layık görmediği için, tebaalaştırdıklarına layık görmediği için Osmanlı çökmekten, istiladan kurtulamamıştı. O yüzden aday belirleme sürecinde de veriye, ölçme değerlendirmeye inandık. Geçmiş dönemlerde seçim bütçemizin %50'ını aktardığımız ölçme değerlendirmeye 1/6'ını, %17'sini aktardık. 350 bin tekil anketle aday belirledik. 255 bin anketle adaylarımızı sahada takip ettik. Son 20 gün kala ve 10 gün kala kazanacağımız, kazanamayacağımız yerleri ona göre belirledik. Seyahatlerimizi ona göre belirledik. Zorlanmakta olan tüm adaylarımıza mahalle mahalle, yaş grubu kırılımlarına göre yaş grubu yaş grubu, seçmenin kendini tanımladığı kelimeye göre muhafazakar, Atatürkçü, solcu, milliyetçi, mahalle mahalle bu durumlarını ifade eden anketleri gönderdik. Kelime bulutları gönderdik. İlinizde ne konuşuluyor, siz ne konuşuyorsunuz? Ne konuşursanız yüreklere girersiniz, ne konuşursanız gözden düşersiniz diye. Ve bunların sonunda işte 31 Mart günü biz seçim gününe öncesinde çok çalıştık, çok hazırlandık. Seçim gününe hazırlanırken atacağımız sosyal medya mesajlarını, atacağımız geçmişte biliyorsunuz seçim gecesinin yönetimi çok eleştiri konusu olurdu. Atacağımız SMS'in taslaklarını bile o gün başlamadan hazırladık. Sisteme kurduk ve saat 18.50'de bu salonda o gün sandık görevi üstlenen asli sandık görevlisi olan varsa elini kaldırabilir mi? Bu arkadaşların cep telefonuna 18.50'de bir mesaj gitti. Mesaj bir gün önceden hazırdı. O gün sabah saati kurulmuştu. 18.50'de gitsin. Mesaj şu değildi. Partimizin seçimi kaybettiğine yönelik çok sayıda asılsız haber dolaşmaktadır. Onlara inanmayın, moralinizi bozmayın, sandığı terk etmeyin mesajını bu sefer atmadık. Bu sefer giden mesaj şuydu arkadaşlar. İşte buradalar, çoğunda duruyordur mesaj. Mesaj şuydu. Birazdan Türkiye'nin dört bir yanından çok iyi haberler alacaksınız. O haberlere sevinip görev yerinizi terk etmeyin. Siz bizim demokrasi kahramanlarımsınız, kahramanlarımızsınız.
ve ıslak imzalı tutanağı vermeden, teslim etmeden sakın kutlamaya, sevinmeye gitmeyin. Doğru mu arkadaşlar? İşte değişim, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanma vizyonu. O gün söz verdiğimiz gibi partinin ışıkları sabaha kadar yandı. Menteşe'nin ışıkları da, ilin ışıkları da, Marmaris'in ışıkları da yandı. Seçim kazanamadığımız iki belediyenin bile, iki ilçe binamızın bile ışıkları sabaha kadar yandı. Kadınlar, gençler ve veri, bilimsellik, onlara inandığımızda neyi başardığımızı gördük. İşte şimdi MUPA o anlayışın yerel yönetimlere yansımasının adıdır. Bugün Muğla'daki temaslarımızın son durağında bugün bu salonda sizlerle birlikteyiz. Yapılan iş bir kurulmuş planlama ajansının başlangıç lansmanıdır. Planlama devlet geleneğimize 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulmasıyla girmiştir. 1961 Anayasası Devlet Planlama Teşkilatı'na anayasal güvence sağlamıştır. 1961 Anayasası'nın 129. maddesi bir paragraf planlamanın önemini, buna tüm kurumların katılımının gereğini, bu planlama için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini ve bundan sonra o planlama dahilinde ülkenin akılcı, bilimsel bir şekilde yönetileceğini tarif etmektedir. Ve bu konuda tüm tedbirleri almak üzere özel bir kanun çıkarılmasını da kanun koyucuya görev olarak vermektedir. Anayasadan gelen bu görevle de Devlet Planlama Teşkilatı kanunu çıkarılmış ve tıkır tıkır işletilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı'na kalkınma planları yapmak, yıllık programları hazırlama görevi verilmiştir. DPT ilerici bir görüştür. DPT devrimci bir yaklaşımdır ve ilk yıllarında o dönem buna karşı çıkan siyasiler, bu işe itiraz eden siyasiler olmuş ve onlar DPT'ye karşı halk plan değil pilav istiyor söylemiyle planlamayı değersizleştirmeye çalışmışlar. Ama daha sonraki dönemlerde bunu eleştiren siyasiler dahi Devlet Planlama Teşkilatı'nın yönlendirmelerine uyduklarında başarı elde ettiklerini görmüşler. DPT'de yetişen genç kadroların devlet yönetiminde en kritik noktalara taşımayı kendileri de tercih etmişlerdir. Devlet Planlama Teşkilatı, Cumhuriyetimizin insan kaynağına gösterdiği katkıyı hem de hazırladığı kalkınma planlarının başarısıyla kendi yaptıkları katkı ortadadır. Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok etmek üzere harekete geçen bu iktidar, işlevsizleştirdiği, değersizleştiği DPT'yi 2011 yılında kapattı, görevlerini Kalkınma Bakanlığı'na devretti. Daha sonra Kalkınma Bakanlığı'nı da kapattı ve kalkınma planı hazırlama görevini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na devretti. Biz planlamanın, planlı kalkınmanın önemini biliyoruz. Bu konuda yerel yönetimlerde gelecekteki genel yönetimdeki iş tutuş yönümüze, iş tutuş biçimimize ışık tutması açısından da son derece önem verdiğimiz planlama ajanslarını görünür kılıyoruz. 2020 yılında İstanbul'da İPA, İstanbul Planlama Ajansı kuruldu. 2019 öncesi dönemde Florya Atatürk Orman Çiftliği'nde bir büyük villa, koca bir villa vardı. Etrafında da 12 tane orta ölçekli villalar vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alındığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bana Florya'daki deniz kenarında tamamı çam ağaçlarının altında dışarıdan sadece giriş kapısı görünen ve kapısında sadece dur yazan bekçi kulübesi olan bir yeri götürdü. Orayı gösterdi ve dedi ki başkanım burayı
İstanbul Planlama Ajansı yapalım diyor. Etrafındaki her birisi de ofisleri olsun. Ve bu ofisler buradan İstanbul'u nasıl yöneteceğimize dair vizyonu önümüze koysunlar. Dedim ki çok iyi olur da burası eskiden ne iş yapıyormuş? Biz bunu yaparken nereyi terk ediyoruz diye sordum. Ekrem Başkan dedi ki ortadaki büyük villa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, etraftakiler de AK Partili ilçe belediye başkanlarının istirahatlerine, ikametlerine ayrılmış lojman olarak kullanan, deniz kenarında her birinin etrafında havuzların olduğu, bir tanesinin içinde çok büyük bir havuzun olduğu ve Bakırköy'de olmasına rağmen Bakırköy Belediye Başkanımızın lojmanının da olmadığı, haberinin de olmadığı bir yer burası dedi. Şimdi bunu şu detayı şundan anlatıyorum. İşte AK Parti'nin yerel yönetim anlayışı. Gözün görmediği yerde girilen bir kapıdan içeride dönümlerce arazi ve orada her birisi Osmanlı'ya göre döşenmiş varaklar, altınlar, havuzlar bilmem nelerle bulunan küçük ve büyük saraylar ve İstanbul'un öbür ucunda belediye yönetenlerin akşam gelip orada kaldığı ve kimsenin bilmediği bir yer ve orayı alır almaz oraya yerleşmeyi, CHP'lileri yerleştirmeyi değil, orayı bir planlama ajansının ihtiyaç duyduğu fiziki alan olarak gören bir anlayış. İşte AK Parti'nin yönetim anlayışı, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamusal yönetim anlayışı. İPA o kadar başarılı oldu ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün vizyon projeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu, her türlü atmış olduğu her adımda, başta ilk önce ulaştırma olmak üzere, metrolar olmak üzere, kara ulaşımı, trafiğin düzenlenmesi, deniz ulaşımı olmak üzere, sosyal yardımlar, kente dokunmak, kentin tarihi dokusunun korunması olmak üzere, aklınıza gelen her türlü belediyecilik hizmeti, MUPA'da ihtiyaçların belirlenmesi, önceliklerin belirlenmesi, bütçenin doğru şekilde önceliklendirilmesi ve planlamasıyla o 5 yıllık ve daha sonra ilk seçimde 12.000 oy alan, 12.000 oy farkla kazanılan, yapılan büyük haksızlığa karşı milletin ferasetiyle 806.000 farkla kazanılan şehir, her iki kişinin birinin verdiği oylarla kazanıldı ve bugün de Ekrem Başkan tarafından yönetiliyor. İşte İPA şimdi bir Marmara Planlama Ajansı'na dönüşerek, ismen değil ama etki alanı olarak hem Trakya'ya, Rumeli'ye sahip çıkıyor, hem Bursa'ya, Balıkesir'e kadar elinin erdiği her yerde planlama imkanı yaratıyor. Cumhuriyet Halk Partisi hem güneyde bir Güney Planlama Ajansı, İç Anadolu Planlama Ajansı, Ege Planlama Ajansı, Karadeniz Planlama Ajansı planlamışken, Ahmet Başkan Ege Planlama Ajansı olacak ama Muğla kendi başına, turizm başta olmak üzere her bir ilçesi bir şehir gibi yazlık nüfusları pek çok büyük şehri aşan, sorunları farklı ve sorunları Muğla'dan bilinecek ve Muğla'dan çözülebilecek ama aynı anda Aydın'a da katkı sağlayabilecek, Denizli'ye de el uzatabilecek bir yapı, MUPA diye bir yapıyı hızla kurmamıza ne dersiniz deyince dedik ki MUPA kurulsun, Ege Planlama Ajansı bir yandan kurulsun. Ege Planlama Ajansı Ege'nin benzer illerine katkı sağlarken MUPA ile gerektiğinde dayanışsın, gerektiğinde koordine olsun ama turizmdeki bu kadar önemli bir kentin kendi planlamasının önüne bir atalet koymayalım. Ama dayanışma içinde olunsun, yardımlaşma içinde olunsun ve MUPA'nın yeni konumlanması son derece özel stratejileriyle birlikte beni son derece heyecanlandırıyor. Tabii güzel şeyler söylüyorlar. Bir genç kadın Tansu Özcan, MUPA'nın şu anda başkanı. Ben sayın başkanıma TÜLOV'da beraber çalıştığımız TÜLOV'un idari sekreteriyken ama onu da yine
Muğla'mızın milletvekili sevgili Nurettin Demir, Tansu diye bir arkadaşımız var, TÜLOV'a idari sekreter yapmış diye bize kazandırdı. Biz Bodrum Belediye Başkanımıza vaktiyle Ahmet Aras'a tanıştırdık. Tansu her tarafa yetişti, her tarafa koşturdu. Ama Muğla Büyükşehir kazanılırken de emek verdi. Kazanıldıktan sonra da benim en çok inandığım ve Türkiye'yi yönetirken de planlamaya çok inanıyorum. Kentleri yönetirken, şehirleri yönetirken, bölgeleri yönetirken de planlama çok önemli. Buradaki ihtiyacı ve bizim yönetim beklentimizi doğru konuşturan bir yapı kurdular. Bu meselede, bu meselelerde ilk başta liderlik önemli. Benim bunun yapılmasını tüm belediye başkanlarımızdan ben istedim. İlk görevi alan ve Ege planlamayı bile beklemeden, orada bir Muğla masası beklemeden harekete geçen Ahmet Başkan'ın bu konudaki iradesi önemlidir. Kendisinin bu vizyonunu sahiplenen belediye meclis üyelerimizin bu konudaki katkıları önemlidir. Ben MUPA için düşünülen mekanı gördüm, çok hoşuma gitti. İleride hayata geçirilebilecek ve ortaya konulan hedeflerle birlikte doğrudan hem de mekansal etkileşimi de vatandaşla ve Muğla'yı tanımak, katkı sağlamak, Muğla için çalışmak isteyen herkesle mekansal etkileşimi de sağlayabilecek gelecekteki vizyon projesine de gördüm. Son derece etkilendim. Ben Muğla'nın kronik sorunları var, Muğla'nın yönetimsel sorunları var, Muğla'nın ekonomik sorunları var. Bunlar ancak ve ancak iyi planlamayla aşılabilir. Şu gerçeği de bir kez daha hatırlayalım. Başta Antalya ve Muğla olmak üzere en zor yönetilecek kentler buralarıdır. Sebebi de şudur. Antalya 2,5 milyon nüfusa göre, kış nüfusuna göre. Muğla yine kendi kış nüfusuna göre, örneğin Marmaris 100 bin, 98 bin nüfusa göre devletten katkı alıyor. Ama yazın Marmaris 1 milyon kişi. Muğla 1'e 15. Pandemide artık kış nüfusu da arttı. Ama kimse kaydını gelip de kolay kolay Marmaris'i almıyor, Bodrum'u almıyor. Ve kıyılar nasılsa CHP'de, kanunu ona göre yaparsak CHP'ye yarar. Biz madem ki kıyılar Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını seçiyor, oralara az para gönderelim ki seçmenin bu tercihini cezalandıralım diyen anlayış kış nüfusuna göre para yolluyor. Oysa Muğla'da, Bodrum'da, Marmaris'te ya da Antalya'da her gün kaç kişinin yaşadığı, birkaç veriyi birlikte harmanlayarak, yani GSM verileriyle, su kullanımıyla, elektrik tüketimiyle çok basit şekilde günlük nüfus %0.5 sapmayla tespit edilebilirken ödemeler buna göre yapılmıyor ve bile isteye buralar güçsüz belediyelere dönüştürülüyor. Hatta turizmde turistlerin turist başına ödedikleri vergi bile bütün dünyada yerel yönetimlerin aldığı bir vergiyken bir tek Türkiye'de merkezi iktidar tarafından alınıyor ki bu işler aksasın. MUPA şu anda zorlukları, güçlükleri, kıt kaynakları doğru önceliklendirmeyle, veriyle yönetecek ve çok önemli işler yapacak. Sonra Türkiye'de iktidar değişecek. Türkiye'de Devlet Planlama Ajansı yeniden kurulacak. Ve buradaki veriye dayalı taleplerle oradaki veriler örtüştürülecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Muğla'da bütün ilçeleri de, bütün turistik destinasyonlarda ya da o şehirlerin cefasını çeken ama sefasını sürmeyen orta ya da düşük gelir sınıfındaki insanlar da hak ettiklerini çok daha rahat alacaklar. Ben veriye sonuna kadar inanıyorum. Ben planlamaya sonuna kadar inanıyorum. Ben akademisyenlerin bilgi birikimleriyle dünyayı takip eden, Türkiye'ye uygun, Türkiye'de harmanlanan çalışmalarıyla ortaya konulabilecek esnek çözümlerin gündelik sorunları aşmadaki yüksek kapasitesine yürekten inanıyorum. Ben Muğla'nın dinamiklerine, geçmişine, kurum kültürüne, cumhuriyetine, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan
hem yönetim anlayışına hem de onları seçen seçmen davranışlarına güveniyorum. Zoru hep birlikte kötü günler görmeden atlattık. İki ilçemiz hariç %95'inde yeniden Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını hep beraber seçtik. Bundan sonra çok daha iyisini hep beraber başaracağız. Bu uğurda emek veren bütün MUPA'nın, Muğla Büyükşehir'in, ilçe belediyelerinin tüm emekçilerine, tüm belediye meclis gruplarına, hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun belediye meclis üyelerine, başkanlarımıza, onlarla uyum ve eşgüdüm içinde çalışan ilçe başkanlarımıza ve il yönetimimize, kadın ve gençlik kollarına yürekten teşekkür ediyorum. Size inanıyorum, size güveniyorum. Siz başaracaksınız, biz sizinle övüneceğiz. Bugün Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Gün boyunca kadınlarla ilgili biraz önce ifade edildi. En net tutumumuzu ortaya koyduk. Gün boyunca anayasanın ilk 4 maddesine saldıran Hüdapar'ı, ona susan MHP'yi, yok öyle şey diyen AK Parti'yi ama yola sürüp de yol temizliği yaptırmaya çalışıp ilk dört maddeyi tartışmaya açmaya çalışan meclis başkanının niyetini çokça konuştuk. Yine İsrail bize saldıracak korkusunu örgütleyerek, umudu örgütleyemeyenler korkuyu körüklerler. Bunu körükleyerek açsın, yoksulsun, şikayetin çok ama tehlike büyük, İsrail saldıracak, bizi desteklemelisin diyenlerin kapalı oturum yaptırarak ve orada bütün parti gruplarına onların hiçbir şey söylemediğini deşifre ederek söylenenleri, kapalı oturumda söyleneni anlatamazsınız, anlatmayarak ama söylenmeyenleri başta dediğimiz gibi ifşa ederek o büyük kandırmacayı ortaya koyduk. Şimdi o korkuyu yayanların bir de cebinize el atmaya çalıştıklarını ama aslında 2017 yılında kendilerinin İsrail tehlikesi varsa zaten vardı. 2017'de Milli Savunma Sanayi Fonu'ndaki o günkü 3 milyar kur 3500 lirayken bugün 35 bin lira, 35 lira. Bugünkü 30 milyar parayı damadım Varlık Fonu'na devredip bugün Varlık Fonu'na hepinizden yeni vergiler alarak 70 milyar lira para toplamaya çalıştıklarını, yani diyorlar ya İsrail saldıracak ne yapalım? Millet elini cebine atsın. Milletin parasını Varlık Fonu'na devrettiniz. Savunma sanayindeki parayı ki bugünkü o günkü kurla 35 milyar o para işletilse 50-60 milyar bugünkü ihtiyacın tamamını damadın Varlık Fonu'na devrettiler. Bunların hepsini bugün dört bir tarafta konuştuk. Ama Muğla'da bu salonda son bir kez söyleyeyim Numan Kurtulmuş'a. Anayasanın ilk 4 maddesini 1000 yolla tartışmaya açtılar. İzin verilmedi. Şimdi entelektüel bir tartışma açarak devlet kavramı, millet kavramı üzerinden yeni bir tartışma yaratmaya çalışıyor. Platon'un devlet anlayışı, devleti kutsayan ve insanların bir araya gelip kurdukları bir organizasyon değil, şartların zorladığı ve kaçınılmaz bir yapı olarak devleti kutsar. Beyefendi, bu anlayışa karşı anayasamızda yazıyormuş ki devlet milleti ve ülkesiyle bölünmez bütündür. Milleti önceleyecek. Geçmişte de zaten ümmeti önceleyen bir anlayıştan geliyor ve bir şey söylüyor. Ben şu kadarını söyleyeyim, şu kadarını. Devletle millet karşı karşıya gelirse inan ki her zaman millet kazanır. En iyi örneğine bakmak istiyorsan 31 Mart seçimlerine bak. Devletin ajansını bir partinin ajansı yapıp, devletin TRT'sini bir partinin televizyon kanalı yapıp, devletin valisini, il başkanı, kaymakamını, ilçe başkanı yapıp milletin karşısına devleti diktiniz ya. Millet bizim yanımızda durdu, cevabını aldınız, hala akıllanmadınız. Yani benim inandığım temel anlayış da devletle millet
Bu millet devletini sever. Vergi ister verir. Askere çağırır gider. Gerekirse şehit olur. Ama karşısına devlet dikilirse bu millet kazanır. Kenan Evren'e de öyle yaptı. Son seçimlerde Tayyip Erdoğan'a da öyle yaptı. Ama bu kavramın, bu tartışması, bu entelektüel tartışma üzerinden anayasanın ilk 4 maddesine uzanıyorsan orayı okuyan herkes şunu anlıyor. Sana da onu tavsiye ederim. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Nokta. Tartışmaya kapalıdır. O yüzden kadınlar sahipsiz kalmasın, sokak hayvanları gibi bekar kadınlar sahiplendirilmelidir diyen bir anlayışa siz söz verdiniz, onunla ittifak kurdunuz, onları meclise soktunuz, domuz bağcıların avukatlarını, Hüdaparcıları getirdiniz, onlara söz verdiniz, ittifak yapabilin diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktınız. Yani bu ülkenin kadınlarının ve çocuklarının arkasından devleti çektiniz. Onlar dedi ki artık eskisi kadar güçlü değil kadınlar, çocuklar. 2011'de İstanbul Sözleşmesi geldiğinde korkmuşlardı, bütün rakamlar düşmüştü. Sonra ilgili yasal mevzuat yeterince net olmayınca, yeterince bunlar arkasında durmayınca, kıvırmaya başlayınca, tartışmaya açınca artmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nden beri bugündekiler yaşanıyor. O yüzden Hüdaparcılara verdiği sözü tutanlara karşı biz bu milletin kadınıyla erkeğiyle bu ülkenin bütün onurlu vatandaşlarının yaşam hakkını, anayasal haklarını ve onların güvencesi olan anayasayı, anayasanın da kalbi olan ilk 4 maddeyi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son sözüm, dünyanın en güzel şehirlerinden birisinde Türkiye'nin en güzel insanlarıyla, çok sevdiğimiz insanlarıyla harika bir pazar geçirdik. Sabah Bodrum'da başladık, Datça'da devam ettik, Marmaris'te buluştuk ve en son burada son noktayı koyuyoruz. Biz buradan Ankara'ya çok işimiz olduğu için gidiyoruz. Ama Datça'da bir anımı anlattım. Bir gün çok acelem vardı, ödül almaya gelmiştim. Götürüp beni Can Yücel'in duvarının önünde fotoğraf çektiler. Duvarda şey yazıyordu. Acelen varsa bu dünyada ne işin var Datça'da diye. Bu... Ben de Datçalılardan bugün müsaade eder isterken hem izin istedim, hem mazeret söyledim, hem de geleceği söyledim. Acelemiz var. Hızla gitmemiz, çok çalışmamız. 31 Mart'ta birinci parti yaptığımız partimizi birinci parti olarak tutmamız. Bu iktidarı her şeyi zorlayarak erken seçime zorlamamız ve bu iktidarı değiştirmemiz, bu ülkenin önünü açmamız, yoksulların, kimsesizlerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafların ve gençlerin yüzünü güldürmemiz lazım. Onun için acelemiz var. Şimdilik acelemiz var. Aceleyle gideceğiz. Hızla çalışacağız. Hep beraber başaracağız. Bunları gönderdikten sonra geri geleceğim. Muğla'nın ve Datça'nın sefasını süreceğim. Hepinize sevgiler, saygılar. Sayın Ahmet Arası, ben saniye davet ediyorum. Fotoğrafı için. Güvencesi kuruluştan güvencesi.